Thanos'u öldürmeyi başaran 10 süper kahraman. Thanos aşırı güçlü olabilir ama Galactus ve benzerlerinin bulunduğu bir evrende kendisinin en güçlü olduğunu sanıyorsa korkunç derece yanılıyor. Marvel çizgi roman serilerinde Thanos'un karşısına çıkmış karakterler kimi zaman kolaylıkla, kimi zaman oldukça zor bir mücadele ile kazanmış. Bu videoda Thanos'u yenen isimlere bakacağız. Kanalımıza abone olup ve bildirimleri açarak her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Adam Warlock. Adam Warlock ile Thanos'un 10 yıllarca geriye giden bir geçmişleri var. Orijinal Infinity Gauntlet hikayesinde Warlock, sonsuzluk taşlarını bir araya topladığında Thanos'un karşısına çıkabilecek tek güçtü. 2 numaralı Marvel 2-in-1 hikayesinde Thanos Gauntlet'in de bütün 6 taşı bir araya getirdikten sonra çok güçlü olarak gözüküyordu. Hatta Adam Warlock'u yenip ruh taşı içine hapsetmişti. Fakat savaş sırasında Spider-Man ruh taşını serbest bıraktı ve Warlock'un ruhunu özgür bıraktı. Geriye kalan gücünü Thanos'u taşa çevirmek için kullandı. Yenilmezler zaferini kutladılar ve Warlock'un naaşı için ona yakışır bir efsanelikte tören yaptılar. Ruhu ise bu esnada Soul Stone'daki alternatif plana döndü ve huzur buldu. Thanos ise taş içinde sonsuzluğa mahkum oldu. Thanos 23 sene sonra Infinity Gauntlet Arc silahı için tam da zamanında daha güçlü bir şekilde döndü. Kaptan Marvel. Eğer Thanos'u mağlup edecek güçte bir karakter varsa o da Kaptan Marvel'dir. Çizgi hikayelerde bu iki karakter uzun zamandır birbirine düşman olan iki kahraman olarak yan yana konuyordu. Kaptan Marvel 33 numaralı hikayede Thanos tarafından daha önce yenilgiye uğratılmış olan Kaptan Marvel, kozmik küpten güç alan Thanos'un karşısına çıkmak için geri dönüyor. Bu sefer Kaptan Marvel Thanos'u o kadar kötü yenilgiye uğratıyor ki ölüm beni onun yerine utanç duyar. Bu yenilgiden sonra ölüm Thanos'u bırakır ve Thanos bundan dolayı ölür. Sonrasında yeniden canlanır fakat bu sefer ölümlüdür. Çünkü ölüm onun yenilgisinden çok utanmıştır. Deadpool. Deadpool'un yerinde durmaması ve çenesini kapalı tutmaması bir karakter için büyük bir zayıflık teşkil eder. Fakat bazen bu özellikleri onun için etkileyici bir güç oluşturur. Deadpool vs. Thanos numara 4 romanında kozmik güçlü Deadpool ve Thanos ölüm için savaşır. Ölüm bir kenarda durup ikisini izler. Deadpool'un kavga ederken illaki konuşma dürtüsü bu kavgada onun bayağı bir avantajına olacaktır. Thanos'a ölüme kur yapmasını ve evrenin yarısını öldürmek olacağını söyler. Fakat evrenin yarısını öldürmenin aynı zamanda evrenin yarısını yaşatmak anlamına geleceğini, bu şekilde ölümden daha çok yaşamın yanında olacağını söyler. Ölüm bundan etkilenir ve yine Thanos'u bırakır. Thanos ise kahrından ölür. Doctor Doom. Eğer sinema yapımlarında en fazla haksızlığa uğramış karakter kim deseydik, cevap Boom Doom olurdu. Son 15 yılda vizyona giren 3 filmin hiçbirinde Doom'un ne kadar korkunç ve kötü karakterli olduğu adam akıllı gösterilmemiştir. Secret Wars 8 numaralı romanda Doom, Battleworld gezegeninin en güçlü savaşçı lideri olmuştur ve God Emperor Doom adıyla bilinmektedir. Diğer kahramanlar Doom'un kalesine bir saldırı düzenlemeye hazırlanırken Thanos gezegene gelir ve Doom ile kendisi bizzat yüzleşmek ister. Doom, ondan önünde eğilmesi ve onunla barış yapmasını ister. Thanos bunu hiç hoş karşılamaz. Hala kendisinin en güçlü olduğunu, Doom'a asıl onun önünde eğilmesi ve af dilemesi gerektiğini söyler. Tepki olarak Doom, Thanos'un omurgasını tek eliyle söküp alır. Drax. Filmlerde de işlenildiği üzere Drax ve Thanos'un geçmişi ailesinin öldürülmesine dayanıyor. Hikayenin orijinalinde Drax bir uzaylı bile değildir. Normalde Drax Arthur Douglas adında ve ailesi yanlışlıkla Thanos'un gemisiyle karşılaşma şanssızlığını yaşamış bir adamdır. Thanos'un gemisi bu esnada dünya keşif gezisi yapmaktadır. Ardında tanık bırakmamak için Thanos, Arthur Douglas dahil hepsini öldürür. Bu esnada tanrıların babası Kronos, Thanos'un babası Mentor için Thanos'u durdurmanın yolunu aramaktadır. Bu amaçla Kronos bir yapay vücut yaratır ve Douglas'ın ruhunu bunun içine koyar. Drax the Destroyer'ı yaratmış olan Kronos, Drax'a Thanos'u yok etme görevini verir. Drax sonunda bu amacına Annihilation 4 numaralı romanda ulaşır. Burada Thanos bir diğer kötü adam olan Annihilus ile takım oluşturur. Thanos'un ordusunu aşan Drax, arkadan yaklaşarak elini Thanos'un gövdesine sokar ve hala atmakta olan kalbini söker alır. Galactus. Nadir görülen bir yer değiştirme sonucu Thanos, kendi adını taşıyan mini çizgi serisinde 1-2 dakikalığına iyinin yanında yer aldı. Bu çizgi serisinde yer alan olaylar sırasında kötü bir güç, diğer bir kötü karakter olan Galactus aklını karıştırdı ve şu gezegen yeme bağımlılığından kurtulması için onu ikna etti. Thanos bunu öğrendiğinde onunla yüzleşmek için Galactus'un karşısına çıkıp onu bundan vazgeçirmeye çalıştı.
Konuşma kısa sürede şiddetli tartışmaya döndü ve Galactus Thanos'a saldırdı. Thanos ise sürpriz bir şekilde Gauntlet'i olmadan bile bir süreliğine kendini savunabildi. Hatta Galactus'un full güç ateşlemesini bile savuşturdu. Fakat bu denli güçlü birkaç saldırı sonucu Thanos'un gardı düştü ve Galactus'un enerji atışları sonucunda yaralanarak yere düştü. O kadar kötü darbe almıştı ki Galactus ile tatlı dille konuşarak hayatını bağışlaması için yalvardı. Galactus ise mağlup olan Thanos'un bu isteğini yerine getirdi. Hulk. Infinity War filminin açılış sahnesinde Thanos ve Hulk'ın arası hiç iyi değildir. O kadar ki Hulk, Thanos ile filmin geri kalanı boyunca aynı ekranda gözükmeyi bile reddeder. Ortaya çıkar ki ikisi arasında önceden süre gelen bir düşmanlık vardır. Marvel Zombies 2'nin bir numaralı çizgi romanında bütün bir evren zombi istilası altına girmiştir. Bir grup zombileşmiş karakter aralarında kimi yiyeceklerini kararlaştırmaya çalışırken Thanos, Hulk'ın çok yemesi yüzünden yiyecek sıkıntısına girdiklerini söylemek isteyerek ona üstü çok da kapalı olmayan laf çarpar. Bu Hulk'ın hiç hoşuna gitmez ve Thanos'a güçlü bir yumruk çarpar. Thanos'un kafası patlar ve ondan bir daha haber alınamaz. En azından o evrende böyle geçiyor. Jim. Eğer 60'lı ve 70'li yılların çizgi romanlarından çıkarılacak tek bir ana fikir varsa o da herkesin bir süper kahraman olabileceğidir. Ve 1979'da bir çizgi roman bu fikri herkesin düşünebileceğinden de üst bir seviyeye çıkardı. Spider-Man Super Stories 39 numaralı çizgi romanda Spider-Man ve Hellcat Thanos'un kozmik küpün gücünü kullanmasını engellemek için onunla savaşmak durumundaydılar. Başlarda küp yere düşer ve o an oradan patenle geçmekte olan Jim küpü eline alır. O sırada Thanos ortaya çıkar ve küpü Jim'in elinden kapar. Spider-Man ve Hellcat Thanos ile çarpışmaya devam ederler ve o sırada küpün elinden düşmesine yol açarlar. Jim fırsatı değerlendirip küpü tekrar eline alır. Thanos kısa bir süre onu ikna etmeye çalışır fakat Jim şu sözleriyle "Küpü almayı unut, şu an tutsaksın." Jim o anda küpü Thanos'un bir camın içine alarak etkisiz hale getirmek için kullanır. Sonra da polis gelir ve Thanos'u Jim sayesinde tutuklarlar. Squirrel Girl. Tuhaf bir konsept olarak görülebilir fakat Squirrel Girl yani sincap kız Thanos'u yenebildiği kadar da Marvel evreninin en güçlü karakterlerindendir. İlk kez tek başına Doctor Doom'u alt ederek evrenin geri kalanını kurtarmasıyla ortaya çıktı ve bu şekilde yenilmez unvanını kazandı. Modok'u ve Terrax'ı yendi ve hatta Galactus'u dünyayı yutmaması için ikna etti. Squirrel Girl ile Thanos, GLX Mass Special'da 2005'te karşı karşıya geldiklerinde mor renkli dev için işler iyi gitmedi. İkilinin savaşı, Uatu'nun spikerliği eşliğinde izleyiciye elinde sadece tek bir sincapla bile Squirrel Girl'ün full güçlü Thanos'u nasıl alt ettiği aktarıldı. Thor. Fırtınalar Tanrısı Thor, tarih boyunca Thanos ile çok kez karşı karşıya gelmiştir. Ve bu hiçbir zaman Asgardian için iyi olmamıştır. Thanos her zaman güçlü bir karakterdir ve Thor'a karşı daha üstündür. Fakat dikkate değer bir olayda işler daha farklı sonuçlandı. 25 numaralı çizgi romanda Thor çılgın dev ile karşı karşıya geliyor ve yeni yenilgiyi göze alıyor. Fakat Fire Lord ortaya çıkıp Thor'a yeni bir şey ile yani Asgardian zırhı ile donatıyor. Bu zırh Odin tarafından bizzat dökülmüştür. Bu zırhı giyer giymez Thor Thanos'un karşısına daha kuvvetli çıkar. Savaş bittiğinde Thor çekicini Thanos'un kafasına indirir ve ezer. Geçici bir süreliğine de olsa Thanos'u öldürür.